Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yola çıktım. Carrington bölgesinden yukarı Avusturya'ya doğru gidiyorum. Oradan sonra da bugün inşallah eve gideceğim. O yüzden biraz sevinçliyim. Koca haftayı bitirdik. Bugün günlerden cuma. Manzara, doğa, her şey burada. İzlemeden like atanlar, onlar da büyük ihtimal buradadır. Adamlar izlemeden like atıyor. Bazıları da şey yazıyor. İşte abi izlemeden like attım. Ondan sonra ya da kral izlemeden like, akşam izleyeceğim. Bir de öyle diyenler de var. Canınız sağ olsun, kafanıza göre. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde yapın. Ama bizim tabii video girip çıkmak izlenme sürelerini düşürüyor. O da kanalı olumsuz etkiliyor. Bu arada videoya başlamadan önce, aslında başladık videoya da. Başlamadan önce diye bir şey yok. Başladık yani, yaklaşık 1-2 dakika falan oldu. Şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Zile de tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Hazırlığımızı yaptık. Yola çıktık. İşte manzara, doğa falan. Her şey 10 numara. Gidiyoruz. Otobana çıktım işte az önce. Fillah'taydım. Şehrin içindeydim. Bu yolları şeyden bilirsiniz. İtalya'ya falan gidip geliyordum. O aralar işte bir şeye, rastasyona, işte bir park yerine durup hemen orada böyle dinleniyordum, mola yapıyordum. Mola yaparken de iniyordum aşağı, işte biraz etrafı tanıtıyordum sizlere. Yine öyle videolar da gelecek bu arada. O tarz videolar çekeceğiz. Mola yaptığım zamanları da çekeceğim sizlere. Gün içinde işte ne yapıyorsam onları hani göreceksiniz. Kısa kısa. Kamera yine kafamda olacak. Daha gerçekçi oluyor herhalde. Seviyorsunuz. Tabii arada yol videoları da olacak. Falan filan, öyle devam edeceğiz. Yollar tertemiz. Yaz geldi. İşte yol kenarlarında böyle şey yapıyorlar. Çalışma yapıyorlar. Hani yolun kenarlarına bile, işte yolu böyle tek şeride düşürüp yolun kenarındaki çimleri falan acayip böyle temizliyorlar. Baksanıza ya ormanlara falan. Ne kadar bu düzeni ne kadar güzel koruyorlar değil mi? Gerçekten. Yorumlarda da çok görüyorum. Ya etraf ne kadar temiz. Medeniyete bakar mısın? Gerçekten hani bu konuda bu adamları takdir etmek gerekir. Yiğidi vur öldür ama hakkını yeme. Çok güzel ya. Etraf, doğa falan. Salzburg'a doğru bu arada gidiyoruz. Salzburg istikametine doğru. Yaklaşık 3 saat 22 dakika 259 kilometre yolum kaldı aşağı yukarı. Bak ağaçları falan kesmişler, görüyor musun? Oradan düşecek dalları falan toparlamışlar büyük bir ihtimalle. Ki çok fazla hani yola zarar vermesin. Tel örgüler falan var. Çok böyle çevre düzenlemesini, gerçekten bu işi biliyorlar adamlar. İşte tüneller var. Envai çeşit, çok güzel böyle. Hava kapalı. Ara sıra yağmur yağıyor. Yolu kaçırmayalım da. Gidiyoruz. Fillah'a çok girmemiştim. Bu ikinci kere bu turu yapmam. İkinci kez girdim şehir merkezine ama güzel yani. İşte nehir geçiyor şehirden falan. Spor yapan çocuklar. Evet, çocuklar demişken, çocuklar spor olayı önemli biliyorsunuz. Bizleri çocuklar da izliyor. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Ya ülke adına, işte hani kendimiz adına bir şeyler yapmamız lazım. Ya bu adamlar işte geri dönüşümü falan çok iyi yapıyorlar gerçekten. Böyle geri dönüşüm olaylarını, işte her şeyi böyle nizami ilerliyorlar. Hep böyle üretme çabaları insanlarda. Biz de mesela vizyonumuz şey olabilir, kendimize bir şeyler katabiliriz. Vakit çok önemli arkadaşlar. Gerçekten vakit nakittir sözü var ya. Hakikaten çok önemli ya. Vaktimiz altın değerinde artık. Kendimizi, ben bile hani böyle bir şeyler yapmak istiyorum aslında böyle ama olmuyor. Haliyle direksiyonun başındayız. Eve ekmek götürmemiz lazım. Yani çalışmak da kolay değil gerçekten ama ne bileyim ya, böyle yeni teknoloji çağına ayak uyduracak, güzel böyle bize bir şeyler kazandıracak, ülkemize, milletimize, kendimize bir şeyler kazandıracak bir fikirler bulmak lazım.
iş fikirleri olması gerekir. Yani güzel iş fikirleri. Kimsenin yapmadığı ama yaptığın zaman da insanlığın gerçekten ihtiyaç duyabileceği bir noktada oraya el atabilirsek bu çok güzel olur. O zaman işte ne derler, girişimci olmuş oluruz. İnsanların ihtiyaçlarına bir çare, çözüm getirdiğimiz zaman, o olanağı yarattığımız zaman gerçekten biz girişimci oluruz yani. Bunun yanı sıra işte girişimci dediğin adam nasıl olmalı? Her şeyine dikkat etmeli. Yani çevresel faktörlere, ondan sonra parasal, maddesel olaylara çok dikkat etmesi gerekir. Her konuda kendini yetiştirmesi, bilgi sahibi olması gerekir. Dil olayları tabii çok önemli. İşte o zaman bir yerlere varabiliriz. Yani gerçekten bu dünyaya kalıcı, bizden kalıcı bir şeyler bırakabiliriz. Ben şimdi ne yaptım? Bir tane beste yaptım. Ne yaptım? Onu şarkıya çevirdim. İşte bunun bir aşaması vardı. Aşamaları açtım. Böyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim falan. Kendime dünyadan kalıcı bir şey yarattım. Tamamen benim eserim mesela. Hani bunu kendimden örnek verdim. En yakın hani beni bildiğiniz için aklıma bu örnek geldi. Hani bu tarz böyle bir şeyler yapabilmek lazım. Ne bileyim, ben işte hep o kafadayım. Ama şimdi işte sevdiğiniz şeyi yapmanız lazım. Hani sevmediğiniz şey ben sırf para kazanacağım diye size bir şey kazandırmaz. Emin olun o işte çok başarılı da olamazsınız bence. Benim fikrim böyle. O yüzden sevdiğiniz bir şeye yönelirseniz, ya her çeşit işler var yani aklınıza, böyle envai çeşit farklı yapılabilecek çok işler var. Şu an teknoloji mesela çok ileri seviyede. Elektronik, elektrik araçlar çıktı hep. Yakıtı, işte fosil yakıtları kaldırıyorlar. İşte böyle şeyler artık elektrikle, elektronik üzerine hep böyle artık her şey çıktı yani. Araçlar, daha farklı araçlar, yani arabalar, ondan sonra elektrikli kamyonlar üretilecek bildiğiniz gibi. Hep böyle farklı farklı şeyler çıktı artık. Şarj istasyonları var mesela, bunların bir parçası olabilirsiniz. Yani bu istasyonların bir parçasını bile üretseniz gerçekten çok iyi bir girişim yapmış olursunuz. Tam ihtiyaç noktasında oraya el atmış olursunuz. Artık bunlar mesela ileriki senelerde çok gelişecekler arkadaşlar. Ondan sonra benim aklıma gelen işte şey olabilir mesela, Avrupa'da mesela hayvanlar çok fazla var. Hayvan, insanlar tatillere gidiyorlar. Hayvanlarını bırakacak bir yer arıyorlar. İşte arkadaşlarına bırakamıyorlar, çoğu bırakıyor ya da tarihler uyuşmuyor. Tatile gidecek mesela. Ya da mesela o gün çalışıyor, hayvanını bir yere bırakacak. Evde tek kalmasını istemiyor. Durumu da iyi mesela. Şey yapmak istiyor yani, böyle bir ihtiyaç var. Ben düşündüm burada öyle bir şey yapmayı da, ondan sonra dedim ya uğraşamam. Fikir geliyor aklıma da, ondan sonra bak size güzel bir iş fikri verdim ha. Türkiye'de tutar mı bilmiyorum. Ondan sonra insanlar hani böyle bir pet otel, ismi de buldum, pet otel, 7/24 hizmetinizde. Ondan sonra hayvanlar işte böyle, adam tatile gidecek, hayvanı bırakıyor oraya bir hafta. Tabii hayvanın cinsini, hayvanın işte ne tarz mamalar yediğini, yaş mama mı, kuru mama mı? Ondan sonra aynı hem cinsleriyle bir araya getirebileceğiniz, işte hayvanın hakkında bilgiler, yani kısır mı değil mi, genelde burada kısırlaştırıyorlar. Avrupa'da bu iş tutar mesela bence. Ondan sonra pet taksi gibi, adamın mesela işi var, acil çıkması lazım, uçağa yetişmesi lazım. Bu gibi durumlarda evinden hayvanı alabilecek bir pet taksi gibi, bu tarz şeyler mesela insanlara hizmet sunabilirsiniz. Güzel böyle bir iş fikri bence. Böyle arazilik, yeşil bir alana hayvanların oynayabileceği bir plats, bir alan kuracaksınız. Bu arada biz de 100'de gidiyoruz ha, uyarmıyorsunuz da. Şu an 85. Bunu da 90'a çektik. Bizi uyardı, hızı açtın dedi. Bak unuttuk, muhabbeti daldık. Unuttuk. İşte bu gibi şeyler önemli bence. Böyle yeni bir iş fikri. O elektronik devir artık oraya doğru gidiyor, bilişim olayları. Mesela bir
reklam ajansı, dijital pazarlama ajansı kurup yine bir şey yapabilirsiniz. Böyle firmalara mesela, internetle uğraşıyorsanız firmalara mail atıp ya da yazıp işte sizin sosyal medya hesaplarınızı yürütmek istiyoruz deyip oradan aslında ne kadar çok müşteri, ne kadar çok para kaybettiğini işte şey yapabilirsiniz, yani müşteriye anlatabilirsiniz. Onun sosyal medya, dijital pazarlama network şeyini alabilirsiniz. Ağınıza katabilirsiniz, kazandırabilirsiniz. Bu gibi şeyler yapılabilir. Tabii haliyle Ads'ten reklam basabilirsiniz adamın firmasına, istişare ederek firmayla. Onları Google'da aramalarda en ön plana çıkartabilirsiniz. Bu gibi hizmetler anlıyorsanız verebilirsiniz. Bu mesela çok kolay bir başlangıç. Evet dostlar. Bugünkü vallahi her şeyi konuşuyoruz ha burada. Yeri geliyor hayattan, yeri geliyor işte ara sokaklardan. Yeri geliyor şeylerden, doğadan, manzaradan. Güzel manzaralar seyrediyorsunuz. Yeri geliyor işlerden falan filan, hayattan konuşuyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, zile tıklamayı unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.